Ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle tekrar karşınızdayım. Bugün size soğan dolmasının tarifini vermek istiyorum. Çoğunuz diyeceksiniz ki ben soğanı sevmiyorum, dolmasını da kesinlikle yapmam. Ama bir deneyin, bir görün, bana hak vereceksiniz ve devamlı soğan dolması yapacaksınız diyorum ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. 500 gram kadar soğanım var. Ben çok fazla büyük soğan kullanmadım ama siz isterseniz daha büyük de kullanabilirsiniz. Öncelikle soğanlarımı tuzlu suyun içerisinde kaynatıyorum. Bugün soğan dolmamı zeytinyağlı hazırlıyorum. 3 tane büyük soğanım var, 3 diş sarımsağım var, 3 adet domatesim var, biraz kıyılmış maydanozum var, 1 yemek kaşığı biber salçası ve 300 gram pirincim var. Ben kesinlikle kırık pirinç kullanmıyorum, pilavlık pirinç kullanıyorum. Pirincimi hemen hemen yarım saattir suyun içinde bekletiyorum. Şimdi suyunu güzelce duru su akana kadar süzüyorum. Tuz, karabiber, pul biber ve nane. 1 çay bardağı kadar zeytinyağım var. Ben saf zeytinyağı kullanıyorum. 1 yemek kaşığı nar ekşisi. Ve ayrıca yarım çay bardağı kadar da suyum var. Soğanları ve sarımsakları küçük küçük doğradım. Zeytinyağının içerisinde öncelikle kavuruyorum ve yıkamış olduğum pirinci ekliyorum. Benim bugün misafirim geleceği için biraz fazla hazırlıyorum. 500 gram soğan için bu iç malzemesi biraz fazla gelebilir. Siz biraz daha az yapın. Biber salçasını da ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Tuz ve baharatlarını ekliyorum. Biber salçası zaten tuzlu olduğu için tuzu eklerken biraz dikkatli davranın. Küçük küçük doğramış olduğum domateslerimi de ekliyorum ve domatesler yumuşayıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Şimdi ince ince kıymış olduğum maydanoz ve de 1 yemek kaşığı nar ekşisini ekliyorum. Şimdi yarım çay bardağı su da ilave ettikten sonra bir kere karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Soğanlarımı hemen hemen 10 dakika kadar kaynattım ve şimdi içlerini çıkartıyorum. Ben biraz çok sabırsız olduğum için çok acele davrandım. Çok sıcaklar ama siz biraz bekleyin, soğusunlar. Soğuduktan sonra çıkartması daha da kolay olur. Gördüğünüz gibi içlerini kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Bıçakla bir tarafını keserseniz çıkartması daha da kolay olabilir. Benim soğanlarım da biraz küçük olduğu için zorlandım. Siz biraz daha büyük soğan kullanabilirsiniz. Biraz oyalayıcı ama inanın gerçekten uğraştığınıza değiyor. Şimdi soğanlarımızı hazırlamış olduğumuz iç malzemesiyle dolduruyoruz. Ben soğanları kaynattım, tencereyi kullandım, hiç yıkamadım da. Şimdi gördüğünüz gibi içlerini doldurup tencereme alıyorum. Üzerine biraz tuz serpiştiriyorum ve hemen hemen yarım çay bardağından biraz daha az zeytinyağı gezdiriyorum. Ve soğanlarım pişerken dağılmaması için de üzerine küçük bir tabak yerleştirip tenceremin kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte pirinçler pişene kadar pişiriyorum. Yalnız dolmayı pişirmesi inanın çok özen gösteren bir iş benim için. Ben resmen başını bekliyorum. Devamlı tadına bakıyorum. Pirinçler ne dağılacak ne de diri kalacak. Gördüğünüz gibi soğan dolmalarımız servise hazır. Bunu özellikle bir misafiriniz geldiğinde hazırlayıp masanın ortasına koyabilirsiniz. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi mutlaka deneyin. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmuyorsunuzdur sanırım. Henüz kanalıma abone değilseniz şimdi buradan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Beni Instagram ve de Facebook sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Facebook sayfamda ara ara canlı yayında yemek yapıyorum.